Evet kanal izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda fırında çinekop yapacağız. Çinekoplarımızı temizledik güzel bir şekilde. Sade, yağlı, tuzlu bir çinekop yapacağız fırında. Zaten lezzetli bir balık. Ekstra lezzetler ararsanız gıdalarda, farklı gıdalarda onlarla da takviye yapabilirsiniz. Öncelikle bir kabımızı alalım. İçerisine biraz zeytinyağı dökelim. Şu şekilde. Biraz da tuz atalım içerisine. Evet. Bunu şu şekilde biraz karıştıralım. Tuzlansın güzel bir şekilde. Evet. Balıklarımızın daha lezzetli olması için buradaki yağın balığın etine de işlemesi adına, içeride işlemesi adına isterseniz bir çizik şu şekilde, isterseniz iki çizik de atabilirsiniz. Böylelikle yağ buralara gelir ve daha lezzetli olur. Bakın şu şekilde. İçine bırakıyorum. Bir daha yapıyorum. Bakın iki çizik attım. Buralara da atıyorum. İçine bırakıyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz ama yağ deride kalmış olur. Deride kalmasını istemiyorum yağın. İçine de işlemesini istiyorum. Bu yüzden ben çizik atıyorum. Daha lezzetli olacak. Balıklarımızın tamamını bunun içine bırakacağım şimdi. Şu şekilde. Ve son balığımız. Yapımı çok basit, çok pratik ve çok hızlı. Şu anda buradaki yağları elime alıyorum. Bakın şu şekilde. Ve balıklarıma yediriyorum. Bakın böyle. İçini dışını bu şekilde yağlayacağız. Bakın içini dışını yağlayacağız. Evet bakın sapsarı zeytinyağımız ve tuzumuz şu anda bütün balıklarımızı bakın şu anda mis gibi oldu. Zeytinyağı sağlıklı olduğu için az veya çok o kadar problem değil. Balığın kendisi de zaten yağlı bir balık. Zeytinyağı da hafif gördüğünüz gibi balığımızı yağladık. Şimdi tepsiye dizeceğiz ve fırına vereceğiz. Şu şekilde istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi balıklarımızı yaptık. Bu şekilde fırına vereceğiz. Ama aralarda boşluklar olduğu için biz bunun aralarına soğan halkaları koyacağız. Hem daha şık olacak hem de soğan da kokusunu balığa salacak ve daha lezzetli bir çinekop fırını yapacağız. Balığın bu kısımları boş kalmasın diye, daha lezzetli olsun diye soğan koyuyoruz. Bunun için ayrı bir tabağa zeytinyağımızı koyduk. Tuzumuzu ilave ettik. Tuzumuzu karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Soğanımızı buradan aldık. Bir ters, bir düz alıyoruz ve uygun bir yere koyuyoruz. Bakın koyduk. Aynısını bir daha yapıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde. Getirdik buraya koyduk. Yağladık. Yağladık. Bu da ayrı bir lezzet olacak. Koyduk. Evet. Son soğanımıza koyduk. Ve görüntümüz bu şekilde oldu. Bakın. Basit, pratik, hızlı fırında çinekop balığımız hazır. Şimdi fırına vereceğiz ve pişireceğiz. Bakın bu şekilde. Mutlaka deneyin. Gayet lezzetli. Gayet güzel bir balık oldu. Hafif balık. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında fırına koyuyoruz. Süre vermek istemiyorum ama tahmini 20 ile 30 dakika arasında sürüyor. Fırına göre değişiyor süre. Bu yüzden damak zevkiniz neyi istiyorsa, hangi oranda yiyecek, nasıl yiyecekseniz ona göre pişirin. Evet, balıklarımızın piştiğini düşünüyoruz. Şimdi fırından alacağız. Evet. Bakın gayet güzel pişti. Çok aşırı kızartmıyorsunuz bu balıkları. Çok aşırı kızartmaya gerek yok. Çünkü hızlı pişen bir balık ve yağlı bir balık. Kızartırsanız kurutursunuz. Lezzetini ve vitaminlerini kaçırırsınız. Bu yüzden aşırı derecede kızartmıyorsunuz. Bakın şu anda gayet güzel pişmiş durumda. Şu anda lezzeti ve kıvamı tam yerinde. Daha sonraki videolarda, daha sonraki balık videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.